Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Birkaç haftadır akrabiyeti ilahiyenin inkişafı meselesi ile ilgili 16. sözdeki yani bir tek cüz'i hakiki olan varlık nasıl külliyet kesbeder, nasıl birçok külli işleri yapabilir? Bu mesele üzerinde duruyorduk. Burada güneş misali verildi. Güneş bir tek zat-ı müşahhas olmasına rağmen çeşitli aynalar vasıtasıyla yani külliyet kesbediyor. Bir yerdeyken birçok yerlerde bulunabiliyor. Misalini okuduk burada. Sonra temsil meselesinden temessül konusuna geçtik. Temessülün 3 tane çeşidi diyor. Bizim meselemize dair olduğu için onları da diyor şey yaptık. Yani onları da yani misal olarak burada verdik diyor. Birincisi maddi olan şeylerin akisleri var ki onlar, o akisler, aynanın içindeki o görüntüler gayrıdır diyor. Ayin değildir. Ve ölüdürler diyor. Hiçbir yani sureti hakikiyesinden başka, yani hakiki suretinden, görüntüsünden başka hiçbir hasiyetine malik değil. Yani o asılla kıyas ettiğiniz zaman hiçbir asla benzeyen tarafı yok. Sadece şekli benziyor. İkincisi ise maddi nuranilerin akisleri diyor. Bunun için güneşi örnek vermişti. Güneş de yani bir tek şahıs olmasına rağmen birçok yerde bulunuyor. Ama bulunurken o aynaların içindeki güneşler gayr değil. Güneşten başka bir şey değil. Çünkü güneşin birçok özelliğini yansıtıyor. Işığını yansıtıyor, ısısını yansıtıyor, renklerini yansıtıyor. Birçok özelliğini yansıtıyor. Bundan dolayı gayr değil. Ama aynı da değil. Aynısı değil. Çünkü güneşin kendisine ait birçok hadiseyi ne yapıyor? Kendisi sahip değil. Şimdi bu konuda hatta şunu söyledi. Güneşin harareti, kudreti olsa, ziyası, ilmi olsa, elvan-ı sebası yani yedi rengi sıfatı sebası olsa ne yapar? Bu sıfatlarla bütün o şey yaptığı, yansıdığı aynalar içerisinde bizzatihi 7 tane sıfatıyla tecelli eder. Yani hayat, ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam gibi sıfatlarıyla tecelli eder. Yani onların bizzatihi içinde bulunur. Bir cüz'i iradeyle diyor, birçok şeyi aynı anda yapabilir. Şimdi bu tabii maddi nurani olduğu için, maddenin içine nur girdiği için böyle bir özelliğe sahip. Fakat ruhani varlıklar var. Ruhani varlıklar da tabii bir yerde bir anda birçok yerde bulunabiliyor. Fakat bulunduğu şey ayn özelliğine sahip. Yani şey yapıyor, bizzatihi hakiki zatıyla o aynalar içindeki yansımalar arasında birebir örtüşme var. Fakat aynaların kabiliyetine göre yansıma olduğu için yine tam olarak tutmuyor. Fakat gayrı değil tamamen, ayndır. Yani ondan başkası değil, onun bütün özelliklerini ne yapıyor? Taşıyor. Bu nurani ruhların akisleri, bunu örnek vermişti. Bu geçen haftalarda verdiğimiz için üzerinde fazla durmuyoruz. Sadece bir özet çıkartıyoruz hatırlama babından. Şimdi bu verilen misalleri bağlayıcı bir cümle var. Sonuç cümlesi var. O da şu: madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar, aciz ve musahhar. Aciz Allah'ın emrinin altında ne yapıyor? Tecelli ediyor. Ve ruhani gibi madde ile mukayyet nim nurani masnular.
ruhani gibi madde ile mukayyet. Yani maddenin içine hapsolmuş, kayıtlanmış. Onun sınırları dışına çıkamıyor. Nim nurani, yarı nurlu masnular, yani masnu dedi oradaki ruhlar, nuraniyet sırrıyla bir yerdeyken pek çok yerlerde bulunabilirler. Şimdi nuraniyet meselesinin içine girdiği zaman birçok yerdeyken, yani bir yerdeyken birçok yerlerde bulunabiliyor. Mesela benim buradaki şahsım tektir ama bu şahsı nurani bir hale getirdiğiniz zaman, yani elektronik bir ortama, efendime söyleyeyim, görüntü ortamına aktardığınız zaman bunu, bir anda belki milyonlar yerlerde bulunabiliyor. Havanın her zerresinde böyle dağılıyor, dünyanın her tarafına dağılabiliyor. Çeşitli vasıtalarla, uydular vasıtasıyla, işte efendim onun yansıtıcıları, aynaları vasıtasıyla, televizyonlar adedince, belki bilgisayarlar adedince ne yapıyor? Benim bir tek görüntüm çoğalıyor. Şimdi bir işin içerisinde nuraniyet girdiği zaman bu özelliklere hemen sahip oluyor. Eğer ruhlar nuranileşmişse bir anda birçok yerde bulunabiliyor. Eğer maddenin içine nur girmişse, nuranileşmişse güneş gibi birçok yerde bulunabiliyor. Ve birçok o zatına ait özelliklerle beraber bulunabiliyor. Eğer nuraniyet girmemişse sadece suri bir, yani şekli itibariyle bir yansıması oluyor ki bu yansıma tabii tamamen şey, yani hakiki bir yansıma değil. Demek meselenin içerisine nur girmesi lazım. O şey nurani hale gelmesi lazım. Bir anda cüz'i bir ihtiyar ile pek çok muhtelif işleri yapabilirler. Acaba maddeden mücerret, şimdi madde nurlaştıkça böyle oluyor da, maddeden mücerret ruh gibi mesela madde ile kayıtlı falan filan değil. Tamamen yani tecerrüt etmiş, soyutlanmış ve mualla, maddenin de çok üzerinde aşkın bir varlık ve tahtidi kayıt ve zulmeti kesafetten münezzeh, yani kayıtların sınırlandırmasından ve kesafetin de karanlığından münezzeh ve müberra. Bunun için size geçen hafta X ışını ile nötron ışınını örnek olarak vermiştim. X ışını biliyorsunuz röntgen çektirirken kemiğimizin kırık olup olmadığını nasıl yapıyor? Buradan ışın veriyor. Arka taraftaki levhaya, eğer kırık olan yerden, kırık olan yer varsa oradan ışınlar rahat bir şekilde geçiyor ama kemik olan yerden biraz yoğun olduğu için fazla geçemiyor. Kesafet var burada kemikte. Onun için biz kırığın izini arka taraftaki levhada rahat bir şekilde görebiliyoruz. X ışını ile bunu görüyoruz. Çünkü X ışını biraz madde kesif olduğu zaman, yoğunlaştığı zaman kolay geçemiyor. Bir kısmı takılıp kalıyor. Ama orada maddenin yoğunluğu yoksa arka tarafa geçebiliyor. Nötron ışını için böyle bir şey söz konusudur. Nötron ışını ile mesela röntgen çekilmez. Niye çekilmez? Çünkü o kadar güçlü ki anlatıldığına göre dünyanın bu tarafından nötron ışınını versen, dünyanın öbür tarafından nötron ışını diyor çıkar, ne hızından bir şey kaybeder ne de yönünde bir sapma olur. Yani dünya o ışın için herhangi bir engel teşkil etmiyor. Çıkar öbür taraftan uzaya doğru gider diyor. Şimdi bu tabi nuraniyet diyoruz biz ona, yine de ışın yani sonuçta. Çok böyle şey hale geldiği zaman, maddeden uzaklaştıkça daha da böyle latif hale geliyor. Şimdi Cenab-ı Hak maddeden münezzeh, ikincisi tahtidi kayıt ve zulmeti kesafetten, yani kesiflikten, kesifliğin karanlığından da münezzeh ve müberra, yani kainatta hiçbir kesif madde onu engelleyemez. Ne kadar kesif olursa olsun madde onun içini dışı gibi bilir. İçini dışı gibi görür. İçini, içi onun için dışından farksızdır. Yani iç dış diye bir şey yok. Çünkü yani ışın bile
nötron ışını bile eğer hiç kesif bir şey takmıyorsa, tanımıyorsa, geçiyorsa her şeye, nüfuz ediyorsa, Cenab-ı Hak, onu yaratan Cenab-ı Hak elbette ki o ışından daha güçlüdür. Yani maddenin kesafeti ona engel olamaz. Kesifliği, yoğunluğu. Ve aynı zamanda hiçbir kayıt onu sınırlayamaz. Kayıt, yani engel olamaz onun önünde. Bizim ses, mesela bizim görmemizi şu duvar engeller de, arkasını göremeyiz de, ama Cenab-ı Hak için duvarın önü arkası fark etmez. Yani bugünkü artık teknolojiyi bilen bir insan bu tip meseleleri eskileri gibi anlamakta zorlanmaz. Yani duvarın arkasını önü gibi görür. Önüyle arkası fark etmez yani. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını sınırlayacak kainatta hiçbir şey yoktur. Zaten kainat onun varlığı yanında vacibül vücut olduğu için çok zayıf bir gölge hükmündedir. Ve şu umum envar, yani nurlar dediği, güneşin nurundan az önce söylediğimiz X ışını, nötron ışınına kadar varan bütün nurlar, ışınlar, ışıklar veya işte efendime söyleyeyim aydınlıklar, bütün nuraniyet, yani nurlu şeyler, onun envar-ı kutsi esmasının bir kesif zilali, gölgesi. Risale-i Nur'da gölge, yani yansıyan şey gibi anlaşılıyor. Yani mesela aynanın içerisindeki güneş, güneşin gölgesi olarak kabul ediliyor. Gölge dediğimiz zaman bizim anladığımız manadaki gölge, hani bir ışığın arkasına, yani cismimizin yansıdığı bir takım karanlıktan ibarettir, değil mi? Ama Risale-i Nur'da kullanılan bu gölge kelimesine dikkat etmek lazım. Aynanın içindeki güneşin görüntüsü aynanın gölgesidir. Şimdi bu manada baktığınız zaman, hani bütün nurlar ve nuraniyet onun zilali, gölgesi denildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın nur isminden yansımalardır yani. Öyle düşünmemiz lazım. Umum vücut, varlık ve bütün hayat ve alemi ervah, yani ruhlar alemi ve alemi misal alemi, yani dünya ile ahiret ortasında, bir tarafı ahirete bir tarafı dünyaya bakan garip bir alem. O misal alemi meselesinde bizim köyde bir şey vardı. Yani veli, tarikat mensubuydu. Kendisi tarikatın ilk basamağında girmiş. Yani diyorlar ya ehli keşfer kubur falan diye. Kalp gözü açık birisiydi. Bizim köy imamına öyle diyordu. Bizim köy imamı o zaman şeydi. Bizim köyün köydendi, genç delikanlı. Ondan sonra onunla bazen alay ederdi, dalga geçerdi falan, biraz saf diye vesaire. O da dedi, sen kendine bak kendine. Belediye otobüsünün şoförü gibisin diyor. Ben öyle deyince o tabir tabii çok enteresan geldi bana. Dedim ne şey yapıyorsun? Meğer misal aleminde onun yansıması öyle görünüyormuş. Cemaatin önünde imamlık yapıyor ya, sen belediye otobüsündeki şoför gibisin diye. Misal alemindeki durumu öyle. Şimdi o misal aleminde tabii yansımaları falan filan görüyor. Tabirler oradan çıkıyor. Yani şunu diyeceğim. Mesela dünyada gördüğümüz bir takım kurnazlıklar o misal alemine farklı yansır. Mesela o misal alemine giren bizim rüyalarımız da, mesela bir aldatıcı, hilebaz birisini fare suretinde görür. Kurnaz birisini tilki suretinde görür. Düşmanı yılan suretinde görür falan. O misal alemindeki aslında yansımalar onlar. Şimdi ben de bir kardeşimize burada rüyadan falan anlamam dedim. Bunlar işte şeyde bir İbn-i Sirin'in kitabı vardı. Onu okumuştum bir zamanlar. Bir arkadaşın kitabıydı. Emaneten aldık. O da bende kayboldu maalesef. Yani o arkadaş da devamlı sorup duruyor. Sayıdı dedim, bizim şeye götürmüştüm. Nesile. Ara dedim. O da bulamadı maalesef. Aradı bulamadı. Kayboldu gitti kitap. İbn-i Sirin'in o kitabında ne okudumsa bunlar yani.
Şimdi İbn-i Sirin biliyorsunuz tabiinden rüya tabir imamıdır kendisi. Büyük bir zattır yani. İşte, ervah ve alem-i misal. Alem-i misal böyle bir alem, garip bir alemdir. Bu dünyadan yansıyanlar oraya görünür. Ahiretten de yansıyanlar var orada görünür. Fakat dünyadan yansıyanlar olduğu gibi bir ayna şeklinde yansımıyor oraya. Biraz şekil değiştiriyor. Yani asıl mahiyeti neyse o şekilde yansıyor. Hani bazı insanların diyor içini dışına çevirseniz o insanlar Üstad Hazretleri diyor kurt, ayı, tilki, efendime söyleyeyim yılan, hınzır gibi böyle bir surette görünecek diyor. Yani işte o insanın hakiki sureti odur. Böyle bu hakiki suretleriyle yansıyor oraya. İşte bu alemi misal çok latif olan, o dünya ve ahiretin aynası hükmünde olan o misal alemi nim şeffaf bir aynayı cemali, güzelliğinin yarı şeffaf, yarı yansıtan bir aynası ve sıfatı muhita, yani sıfatı her şeyi kaplamış. Ve şuunatı külliye. Şuunatı külliye. Şuunat burada iki manaya da gelir. Yani yaptığı işler, fiiller. Ama burada benim anlayabildiğim kadar şuunat-ı ilahiyesi yani Cenab-ı Hakk'ın o sıfatlarının kaynağı olan ve sıfatları zuhurata sevk eden Cenab-ı Hakk'ın zati hassaları, zati özellikleri. Bu manada bir şuunat burada. Şuunat-ı külliye, yani şuunat kelimesi az önce söylediğimiz gibi kısa manasıyla öyle. Yani bizdeki istidatlar, bizde istidat var, ruhumuza Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu programlar. Cenab-ı Hak'ta ise Rabbimizin şuunatını anlamamız için bunları numune olarak Cenab-ı Hak koymuş bize. Cenab-ı Hakk'ın zatındaki bu şeylere istidat dediğimiz insanda, onların mukabilinde Cenab-ı Hak'ta şuunat vardır, şuunat-ı ilahi. Sıfatların kaynağıdır. Ben size bunu anlattım mı? Burada anlattım mı? Anlatmadım değil mi? Şimdi buraya biraz gelelim, kendimizden bahsedelim. Şimdi ben bilgisayar örneğini verdiğim zaman daha iyi anlaşılıyor. Hep o örneği veriyorum. Bilgisayarda bir hardware vardır, bir software var. Hardware yani dış donanım. İşte kasasıydı, ekranıydı, tuşlarıydı. Ondan sonra işte fiziki yapısı yani. Bir de software var, yazılım. Mesela biz kasasını alsak bilgisayarcıdan, onu bilgisayar olarak kullanamayız. Neye gerekiyor? Bir yazılım yüklememiz gerekiyor. En azından bir işletim sistemi. Windows olabilir, Linux olabilir, bilmem işte ne bileyim, iOS, BIOS neyse artık. O sistemlerden yüklersin bir tanesini. Ondan sonra bilgisayarın düğmesine basınca o bilgisayar ne yapar? Çalışmaya başlar. Faaliyete geçer. Fakat sadece bilgisayarın işletim sistemini yükleyip eve getirdiğimiz zaman bu bilgisayardan yine istifade edemeyiz. O işletim sistemine, o sistemin üzerine bir takım programlar yüklememiz lazım. Her ne yapıyorsak. Mesela internette dolaşacaksak bir browser yüklememiz lazım. Yazı yazacaksak bir en azından WordPad ya da işte Word programı yüklememiz lazım. Eğer fotoğraf üzerinde bir takım değişiklikler yapacağız veya kitap kompozisyonu vesaire gibi bir şey yapacaksak Adobe Photoshop yüklememiz lazım. Eğer ses cihazını kullanacaksak ses driver'ını, programını yüklememiz lazım ki onun oradaki ne yapması gerekiyor? Yani mikrofonu harekete geçsin falan. Ondan sonra ya da hoparlörlerini çalıştırsın. Yani öyle bir sisteme o mekanizmayı çalıştıracak bir program yüklememiz gerekiyor. Kamerasını eğer kullanacaksa kameranın driver'ını, programını yüklememiz gerekiyor. Ne yapacaksak, eğer bir mouse yükleyeceksek o mouse'u yüklediğin zaman onu çalıştıracak içerisine bir program yüklememiz gerekiyor. Her ne yapmışsak. Yani gerek fiziki yanlarını, mesela klavyeyi çalıştıracaksak klavyenin programını yüklememiz gerekiyor.
driver'ını. Yoksa o klavyeyi kullanamazsın yani. A harfine basarsın bir şey çıkmaz. Ya da A harfine basarsın B çıkar. Şimdi yani bilgisayarın hangi amaçla kullanması gerekiyorsa ona dair programlar içine yüklenmesi lazım. Şimdi Cenab-ı Hak da bizi yaratırken buna benzer bir tarzda yaratmış. Belki insanoğlu, insanın o yaratılışındaki özelliği bilgisayarda kullanmış. Onu taklit etmiş. Bilmiyoruz. Ama Cenab-ı Hak insan bedeninin de bir dış donanımı var. Göz, kulak, işte ağız, burun, işte ne bileyim elimiz, kolumuz, ciğerlerimiz, kalbimiz vesaire. Bunlar etten, kemikten, şundan bundan yapılmış şeyler değil mi? Dış donanımımız, fiziki yapımız. Bu fiziki yapı tek başına bir işe yaramaz. Bir cesetten ibarettir. Ceset ne yapar ki? Hiçbir şey yapamaz. Bu fiziki yapıyı ayakta tutacak, fiziki yapıyı ayağa kaldıracak, çalıştıracak bir işletim sistemine ihtiyaç var. Bizim işletim sistemimiz de ruhtur. Tamam? Bu bedeni canlandırır, bu bedeni hareket ettirir. Gözünse, kulağınsa, ağzınsa, dilinse, elinse bunları kullanmak için önemlidir yani işletim sistemi. Fakat sadece işletim sistemi de yetmiyor, ruh yetmiyor. Maymunda da var ruh ama insanın yaptıklarını yapamıyor. Değil mi? Şimdi maymunda da el var, maymunda da işte ne var? Yani insana benziyor. En yakın maymundur insana benzeyen. Onda da ruh var ama o ruhta işte istidat dediğimiz, program dediğimiz şeyler yüklenmemiş insandaki gibi. Efendim? Ha deli. Ha evet. Her şey var ama değil mi? O programları kullanacak güzel şeyleri yok yani. Kapasitesi yok. Doğru. Şimdi insanoğlunun yapması gereken şeyleri Cenab-ı Hak hedeflemiş. Demiş ki bugün ben insanı yaratıyorum. Bir beden ona münasip bir beden. Ona münasip de bir ruh ona veriyorum. İşletim sistemini koyuyorum. Yapacağı işlere göre de programlar yüklüyorum ruhuna. Mesela bunlardan bir tanesi görme programı. Hani dedik ya bilgisayarda eğer kamerayı kullanacaksak onun driver'ını yükleyeceksin. Görme driver'ını Cenab-ı Hak ruhumuza yüklemiş. Ondan sonra mesela konuşacağız. Ruhumuza Cenab-ı Hak konuşma driver'ı programı yüklemiş. Ama bu programlar öyle basit programlar değil yani. Belki yani programın kendisi çok mükemmel de o programı açacak kabiliyet gerekiyor. O istidat programlarını açacak kabiliyetler gerekiyor. O kabiliyetlerle çekirdek çatlayacak koca bir ağaç haline gelecek. Şimdi konuşma programı mükemmel. Mükemmel olduğunu nereden anlıyoruz? İnsanların ruhuna konulan konuşma programının uygulamalarına bakıyoruz. Yeryüzünde yaklaşık olarak 10 bin farklı dil kullanılıyormuş. Sadece Hindistan'da 400 farklı dil kullanılıyormuş. Enteresan bir şey. Farklı dil. Yani Türkçe gibi, Kürtçe gibi, Arapça gibi, İngilizce gibi, Fransızca gibi falan vesaire. Yani böyle farklı diller. Hoş geldiniz. Diller kullanılıyor. Şimdi bu kadar dil kullanan yani o istidadımız bu kadar dili kullanabilecek kapasitede demek. Yani o program öyle basit bir program değil. Hangi varlık var bu kadar farklı dili kullanan? Hiçbir varlık yok. Yani maymun wake wake diyor başka bir şey demiyor. Kedi miyav miyav diyor. Efendim köpek hav hav diyor. Onun konuşma programı çok basit. Hav 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 o kadar. Başka hiçbir şey yok. Sabaha kadar hav 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 hav. Yani farklı bir şey söyle yok. Hem de dünyanın neresine gidersen git köpekler, kediler aynı şeyi söylüyor. Kedi miyav diyor, köpek hav hav diyor. Dilleri aynı ama insan öyle değil. Yani gidiyorsun işte efendim Türkiye'den çıkıyorsun bir Afrika'ya gidiyorsun aman Allah'ım. Yani ne acayip diller var yani. Gidiyorsun Asya'ya farklı farklı diller var. Hatta işte Hindistan'da 400 farklı dil konuşuluyormuş düşün artık yani. Şimdi bu kadar farklı dilleri konuşabilecek bir program elbette çok gelişmiş bir programdır. Herkes o programı
tam kapasite kullansa demek 10 bin farklı dil konuşabilecek, bunu öğrenebilecek ve öğretebilecek. Bu kadar zengin. İşte biz bunlara istidat diyoruz, tamam? Her bir bizim ruhumuza yüklenen programların adına istidat diyoruz. İnsan bu istidatları ne yapar? Kabiliyetleriyle, iradesiyle geliştirir. Onu kapasitesine ne kadarsa o kadar geliştirebilir. Üstad bunlara istidat çekirdekleri diyor. Çekirdek tabirini kullanıyor. Yani çekirdek nasıl çatlar, filiz çıkartır sonra koca bir ağaç olur ya. İstidatlarımız da bizim öyle. Cenab-ı Hak koymuş onu. Var bizde, herkeste var. Fakat senin oradaki kabiliyetin ne kadarsa, yani onu kullanma becerin ve iradeni ne kadar kullanmışsan tembelliği bırakıp da o nispette ne yapıyor? Filiz veriyor, şey yapıyor. Zaten insanı dünyaya gönderiliş gayesi bu istidatları neşvinema buldurmaktır diyor. Bunları geliştirmek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu istidatlar nasıl gelişir? Bu istidatlar mesela şoförlükten örnek verelim. Biz mesela belediye otobüsüne bineriz. Belediye otobüsünün şoförü oraya oturur. İşte direksiyon denilen simit gibi bir şey var. Onu çevirir. Araba sola gider. Sağa çevirir. Sağa gider. Değil mi? Orada işte bir takım kol vardır. Onu ileri geri iter, kakar falan. O araba hızlanır, yavaşlanır. Bir de pedallar var. Basınca bir pedala araba duruyor. Basınca diğeri hızlanıyor. Diğerine basınca falan o kolu değiştiriyor. Biz bunu gözlemlesek 10 sene belediye otobüsünün şoförünün yanında oturduk. Ne yaptığına baktık. Seyrediyoruz, gözlemliyoruz. Peki biz 10 sene sonra bize bir belediye otobüsü verseler biz kullanabilir miyiz? Hep baktık ama çok dikkatli de baktık. Ne yapıyorsa harfiyle ezberledik. Bize şoför derler mi? Demezler değil mi? Niye demezler? Halbuki her şeyi biliyoruz. Yani o direksiyona oturup da bizzatı kendin kullanman lazım değil mi o arabayı? Birkaç yere toslayacaksın, işte kaza yapacaksın, şey olacak falan filan. Ondan sonra artık meleke haline geldiği zaman trafiğe çıkabilirsin. İşte bu meleke haline geldiği zaman o şoförlük, o bilgiyle sıfatlandın demektir sen. Buna sıfatlanma tabiri kullanılıyor. O sıfatla sıfatlanmışsan şoförsün demektir. Yani direksiyona oturabilirsin. Trafiğe çıkabilirsin. O sıfatla sıfatlanmamışsan trafiğe çıkamazsın. Sadece bilgi yetmez. O bilgiyle sıfatlanmak lazım. Bu bilgiye malumat tabir edilir. O şeyle sıfatlandığın zaman ona ilim tabir edilir. Tamam? Peki şoförlük sıfatıyla sıfatlanması için bir insanın onda öyle bir program olması lazım. Program olmazsa, istidat olmazsa siz ne kadar uğraşsanız bir türlü ne yaparsınız? O sıfatla sıfatlandıramazsınız. Mesela maymunda yazarlık programı konulmamış. Siz onu oturttursanız bilgisayarın başına veya daktilonun başına ya da eline kalem verseniz yazar yapabilir misiniz? Çünkü o istidat program konulmamış ona. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Sıfatlandıramazsınız onu yazarlıkla. O program mutlaka olması lazım. Yani istidat olması lazım ki Allah onun ruhuna istidadı koyması lazım ki sen o istidadın üzerinde çalışma yaparak o istidat neyse ona göre onu sıfatlandırabilesin. Anlatabildim mi bilmiyorum burada. Aynı şey. İşte o kabiliyetimiz bizim o noktada. O istidat var bizde, o program var ama o programı açacak, o programı çalıştıracak şey var, kabiliyet olması lazım. Kabiliyetimiz zayıf, tabii. Kabiliyetimiz zayıf. O istidadı açmak için kabiliyetin güçlü olması lazım. Evet. Kabiliyetimiz zayıf. Bir şekilde gelmiş. Bir engel çıkmış önüne. Genlerimizde öyle bir kabiliyet meydana gelmemiş. Açamıyor o istidadı. Bir türlü o çekirdek çatlamıyor. Çatlasa da yani böyle bazen olur. Şimdi ben köylü olduğum için
şey, bazı bitkiler vardır. Yani baştan bir zayıf çıkar. Ondan sonra da artık gübre de döksen, ne yaparsan yap, bir türlü o bitki böyle kendine gelip de böyle bir şey vermez yani. Bir meyvesini vermez bir türlü yani. Ama bazısı var, baştan gür çıkmaya başlar. Sonradan hiçbir şey vermesen de, hani Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi, bir çiğ bile yağsa o mübarek orada coşar yani. Ondan sonra meyvelerini de bol bol verir. İşte bu şeydir yani. Halbuki o bitki de aynı belki fidanlıktan almışındır. Belki toprak verimsiz. Belki ne bileyim kendi genlerinde öyle bir şey var. Bilemiyoruz artık. Yani o bir türlü gelişmez. İnsan da böyle. Ama ne olursa olsun biz de eğer Cenab-ı Hak bizim ruhumuza programı koymuşsa insanoğlu az açar çok açar. Yani peygamberler kabiliyetleri de istidatları da çok parlak olduğundan bir bakıyorsunuz ki birden parlamış. Bütün diğer insanlara geçiyor. Veliler keza. Yani bazı istidatlar diyor İmam Rabbani Hazretleri diyor kibrit gibidir. Daha değer değmez parlar diyor yani. Ama bazıları da var ne kadar uğraşırsan uğraş olmuyor işte. Bir türlü parlamıyor yani. Verimsiz toprak gibi. Evet, yani verimsiz toprağa siz istidadı istediğiniz kadar dikin, bir türlü o işte çekirdeği istediğiniz kadar dikin, çekirdek istediği kadar mükemmel olsun. Toprak verimsiz. Bir türlü bir şey çıkmıyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir ayet-i kerime var biliyorsunuz. Evet. Şimdi şuunat-ı külliye. Demek buradaki şuunat neymiş? Bizdeki istidat yerine. O sıfatları harekete geçiren, o sıfatların menbaları, kökleri, mastarları olan şuunat da Cenab-ı Hakk'ın külliyedir. Her şeyi kaplamıştır. Olan yani bizde de biraz nedir? Bak diğer varlıklara nispeten konuşma istidadı, konuşma programı daha zengindir. Biraz daha külliyet kesbetmiştir mesela. Bütün insanların o konuşma istidadını kullandıklarına bakacak olursan hakikaten 10 bin dil az, 10 bin farklı dil az bir şey değil yani. O da bir nedir? Bir külliyetin bir parçası gibi. Fakat Cenab-ı Hakk'ın şuunatı öyle bizim insanoğlunun şuunatına falan asla benzemez. Yani insanoğlunun istidatlarına asla benzemez. Her şeyi kaplamıştır. Bir zat böyle bir zat akdesin irade-i külliye ve kudreti mutlaka ve ilmi muhitle tecelli sıfatı. İrade-i külliye iradesinin külli olması. İradeye niye külliye denilmişti? Bizim irademiz cüz'i, Allah'ın iradesi külli. Bizimki niye cüz'i, Allah'ın iradesi külli? Ha, yani bizim irademiz cüz'i iş yapar. Yani tek tek iş yapar. Fert fert, birey birey. Yani bir işi yapmadan diğer işi işe geçemez. Sırayla yapar. Bir anda iki işi yapamaz, üç işi yapamaz. Hele 10 işi kesinlikle beceremez. Ama Allah öyle değil. Bir anda sonsuz işleri birden yapar. Hani güneş örneğinde vardı ya. Eğer diyor onun elvanı sebası sıfatı sebası olsa, sıfatı sebanın içinde bir tanesi de irade. O güneşin tecellileri içinde bir tane irade olsa her bir aynanın içinde o şeye özel olarak nasıl irtibat kurulması gerekiyorsa ya da o şeyde ne yapılması gerekiyorsa onda yapar, diğerine mani olmaz. Diğerinde farklı bir şey yapar, ötekine mal olmaz. Onda farklı bir şey yapar, bir başkasına mal olmaz. İsterse bu bir tane olsun, ister sonsuz tane olsun, fark etmiyor. Güneşte böyle ki Cenab-ı Hakk'ın iradesi o güneşteki şeyle kıyas edilmez tabii. Ne diyor? Kudreti mutlaka, mutlak kudret. Kudretin karşısında bir sınır yok yani. Itlak hakikati meselesini mesela okurken değil mi?
ıtlak her şeyi nüfuz eder. Eğer azıcık bir engel çıkmışsa o ıtlakı bozar. Engel tanımazlık demektir mutlak olmak. Engel tanımazlık, kudreti öyledir, engel tanımaz. Ve ilmi muhitle, ilmi muhit yani her şeyi kaplayan bir ilim. Muhit olduğu için biz onları fark edemiyoruz, o sıfatları. Bunlar hep muhit, mutlak olduğu için fark edemiyoruz. Havada oksijen varmış daha önceden. Her şeyi kaplamış. Biz bunu fark edemiyorsun. Nasıl fark etmişler? Mesela İbn Sina'nın deneyi. Bir güvercini fanusun, cam fanusunun altına koyuyor. Hava ile irtibatını kesiyor. Güvercin bir müddet sonra ölüyor. Ondan sonra tespit ediyor ki bu güvercini yaşatacak bu havanın içerisinde bir unsur var. O olmadığı zaman güvercin ölüyor. Keza insanın boğazını da sıktığın zaman nefes alamazsa insan da ölüyor. Bunu sınırladığın zaman onun varlığını öyle tespit edebiliyorsun. Yoksa sınırlamadığın zaman tespit edemiyorsun. Hani anlatırlar ya, fıkra olarak anlatırlar. Öğretmen anlatıyor, işte oksijen 1777 tarihinde keşfedildi. İşte bunu keşfeden adam batılı falan kestir. İşte bilmem ki şöyledir. Oksijen o kadar çok değerli ki bütün canlılar oksijensiz yaşayamaz. Onun için hayatımızın temel unsuru oksijendir falan anlatıyor öğretmen. Orada öğrencisi el kaldırıyor. Diyor öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Sor evladım. Diyor öğretmenim bütün canlılar 1777 tarihinden önce nasıl yaşıyordu? Ya var olan bir şey bulmuş alim. Oksijeni icat etmemiş. Fakat bize öyle bir anlatıyorlar ki sanki o oksijeni icat eden, onu bulan, tespit eden alim yapmış. Yani haklı olarak da o öğrenci tabii öğretmeninden öyle soruyor. Ondan önce nasıl yaşıyordu canlılar? Şimdi tecelli sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh-i ehadiyetinden hangi şey saklanabilir? Yani Cenab-ı Hakk'ın doğrudan doğruya tecellisinden hangi şey saklanabilir? Diyoruz, 10 dakika bir ara veriyoruz.